Ben bugün bu konuşmamı biraz hesaplamalı tasarım kuramları bağlamında araştırma ve eğitim alanına yöneltmeye çalıştım. Konuşmamın içeriğini çok kısaca özetleyecek olursam, bilgisayar destekli tasarımın çok kısa tarihçesine değineceğim. Çünkü buradaki arkadaşlarım bir kısmı konuda çok bilgili, çok ayrıntılı noktalara girmeyeceğim, çok kısa bir özet geçeceğim. Sonra sayısal ortam olanaklarından bahsedeceğim, temsil sunum ve işbirliği olanaklarından. Daha sonra hesaplamalı tasarım yaklaşımlarının sunduğu potansiyellerden çok kısaca bahsedeceğim. Tasarıma bilimsel yaklaşımlara biraz ayrıntılı değinmek istiyorum. Dolayısıyla hesaplamalı tasarım süreçlerinde bu bilimsel yaklaşımlarla ilişkiye nereye oturuyor, onu biraz konumlandırmak istiyorum. Ve hesaplamalı tasarım yaklaşımlarının eğitime yansımalarından bahsedeceğim. Bu noktadaki eğitime yansımalar biraz yüksek lisans ve doktora programımızdaki tez ve araştırma çalışmalarına dayalı olacak. Bilgisayar destekli tasarımın kısa tarihçesine bakacak olursak aslında tasarım hepimiz biliyoruz ki üçüncü bir karar verme süreci. Ancak tasarımın bilgisayar modellenmesine ve üretilmesine dönük ilk 1960'lı yıllardaki kullanımlarında bu bütüncül tasarım problemi alt problem alanlarına ayrıştırılarak çözüm aranmaya çalışılmış durumda. O zamanki tasarım kuram ve kısıtlılıklar ve bilgisayar teknolojilerindeki kısıtlılıklar nedeniyle. Dolayısıyla mimarlık mühendislik problemlerine benzer alt problem alanlarında analiz, tahmin ve değerlendirme modelleri birbirinden bağımsız olarak geliştirilebilmiş durumda. Bu iyi yapılandırılmış problemler bağlamında bakacak olursak eğer 1960'lı ve 70'li yıllardan itibaren analitik çözüm yöntemleri kullanan algoritmalarla burada sıralayacağım çeşitli problem alanlarında çözümler üretilmeye çalışılmış. Hepimizin bildiği plan şeması oluşturma çalışmaları, yapı performans analizleri, sirkülasyon sistemi simülasyonları, maliyet hesapları, fizibilite ekipleri, şantiye yönetimi ve mühendislik hesapları gibi alanlarda bilgisayar destekli tasarım modellerinin geliştirildiğini hepimiz biliyoruz. Ben buradaki bu modeller içerisinden bir örnek vermek istiyorum. Bu bizim yüksek lisans tezi bağlamında 2000 yılında bulunmuştuk, Bahar Hocam'ın da belirttiği gibi. 2004 yılında mezun olan bir öğrencimizin yüksek lisans tezinde geliştirdiği bir modeli çok kısaca özetleyeceğim. Üretim modeli ve o dönemde kullandığımız programlama dili ise Pascal programlama dili. Ben şunu da söylemek istiyorum. 1981'de doktorama başladığında Fortran 4 ve Fortran 77 kullanarak doktora tezimi, buradaki arkadaşlarım bazıları, öğrencilerim olan arkadaşlarım bazıları biliyorlardır. Onlar için tekrar olacak ama binaların acil durumlarda boşaltılması sürecinde kullanılabilecek bir simülasyon modeli geliştirmeye çalışmıştım. İlk bir modeli ve Fortran 4 ve Fortran 77 kullanmıştım. O dönemlerde de mimari tasarım yüksek lisans ve doktora programı içerisinde bilgisayar programlama ve mimarlıkta bilgisayar uygulamaları diye iki farklı ders içerisinde bu tür çalışmaları anlatmaya ve öğrencilerle paylaşmaya çalışıyorduk. Daha sonra Fortran'ın grafik programlama komutlarının nedeniyle Pascal programlama diline geliş yaptık ve uzun bir süre programlama dili olarak Pascal öğrettik. Bu öğrencimiz de Pascal dilini sıfırdan öğrenerek D Pascal dili versiyonu kullanarak 10 mekana kadar tekrar bir modeli geliştirmişti. Bu modelin o zamana kadar geliştirilmiş olan modellerde ayıran tek yönü geliştirilen modeller daha önceki yıllarda yurt dışında örneklerini gördüğümüz modeller
Önce işlevsel ilişkileri ve komşuluk ilişkilerine bağlı olarak mekanların bir araya getirilmesini organize eden, daha sonra komşuluk ilişkilerine göre üretilen bu ilişkileri sağlayan layoutları boyutlandırmak için doğrusal olmayan programlama tekniğiyle boyutlandıran yaklaşımlara sahip birçok arkadaşımız bulunuyor burada. Için ama buradaki modelde yaptığımız çalışmada ise mekanlara elle boylarla burada solda tabloda gördüğünüz mekanların en boyut oranları, boyutsal minimum maksimum değerleri gibi pek çok kısıtlamayı tanımlayarak komşuluk ilişkileri bakması beklenen yönler gibi kısıtlamaları tanımlayarak ve boyutlandırılmış mekan olasılıklarıyla grafikler üzerinden tanımlanmış mekanları işlevsel ilişkilerle ve yön bağlantılarına, yön durumlarına göre üreten bir model geliştirmişti ve 2004 yılında GTÜ'nün desteğiyle Carnegie Mellon Üniversitesi'nde düzenlenen bir sempozyumda arkadaşımız bu modeli sunmuştu. Burada ise 10 mekanda bir plan şemasının üretimini görüyorsunuz ve ekranda giriş holünden başlayarak diğer bütün mekanların sıralı olarak önem sırasına göre yerleştirilmesini izleyebiliyorsunuz bu modelde. Bu şekilde kriterlere uyan modelleri belleğine atarak sonuçta grafik olarak üreten bir yazılımdı 2004 yılında. Bu programa başladığımızda ürettiğimiz modellerin bile olarak bunu özellikle göstermek istedim. Şimdiki geldiğimiz aşamayla biraz kıyaslayabilmek için. Burada mimari tasarım sürecinin farklı aşamalarında kullanılabilen bu analitik modeller günümüzün bilgi ve iletişim teknolojisindeki olanakların gelişmesi, farklı disiplinlerden yansıyan kuram ve yöntemlerin disiplinler arası ya da disiplinler ötesi uygulamaları ve hesaplamalı tasarım kuramlarıyla birlikte bütünleşik bir hesaplamalı tasarım yaklaşımına doğru evrildiğini görüyoruz günümüzde. Peki, durup burada bir sayısal ortam olanaklarına bakmak istersek eğer, sayısal ortamın olanaklarını iki farklı bağlamda değerlendirebiliriz diye düşündük. Bu çalışmaydı bu. Bir fiziksel ortama benzetme bağlamında, yani bir araç olarak, ikinci olarak da teknolojinin sunduğu matematiksel, mantıksal ve ilişkisel süreçlere dayalı hesaplamalı tasarım olarak tamamen özgür bir bağlamda, yani bir yol gösterici ya da bir karar destek aracı veya hatta bir partner ya da bir danışman olarak. Fiziksel ortamın benzetme bağlamında temsil ve sunum amacıyla neler yapıldığına kısaca özet olarak göz atacak olursak, tasarım sürecindeki tüm kararların uzman tasarımcı tarafından alındığı bir tasarım yaklaşımında bilgisayarda 2-3 boyutlu modelleme tekniklerinin kullanılması geliştirilmesi, animasyonlar, gerçek zamanlı benzetme modelleri gibi bunların sayısını çok daha arttırabiliriz ve son tasarım ürününün değerlendirilmesiyle ilgili çeşitli analitik modeller biraz önce sözünü ettiğim. Sayısal ortamın sunduğu bir başka olanak uzaktan işbirliği amacıyla farklı zaman dilimlerinden ve farklı mekanlardan ortak tasarım yaklaşımında kullanılabilmesi. Bu bağlamda web sayfası ya da diğer bir adıyla sanal doku yöresi üzerinden farklı zaman dilimlerindeki öğrencilerin tasarım bilgilerinin mekanla ilgili, yerle ve bağlamla ilgili bilgilerinin paylaşımı, daha sonra eş zamanlı veya farklı zaman dilimlerinde tasarım kararlarını aynı tasarım üzerinde alabilme olanakları ve dosya paylaşımı şeklinde uzaktan işbirliği amacıyla sanal tasarım stüdyosu diyebileceğimiz tasarım stüdyosu uygulamaları veya bu uygulamaların bir başka alanı da sanal dünyalar. Hepimizin bildiği Second Life ve benzeri ActiveVerse gibi sanal dünyalar üzerinden ortak tasarım modelleri geliştirerek işbirliği yapma olanakları. Sanal mimari tasarım stüdyosu uygulamalarına bakacak olduğumuz zaman kendi deneyimlerimiz açısından biz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde Sanal Mimarlık Tasarım Stüdyosu ilk uygulamaları 1999 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen bir araştırma projesiyle başlattık bunu. Ve Sidney Üniversitesi'nin ilk işbirliğini gerçekleştirdik. Ve bu kapsamda farklı yıllarda yapılan uygulamalarda diğer uluslararası ve
kurumsal bağlantılı yatay bir şey gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesinden örnek vereceğim. Oklahoma Üniversitesi ile yaptığımız bir ortam stüdyosu örneği bu. Bu ortak web sayfası ile ilgili bilgileri içeriyor. Konu olarak Oklahoma Üniversitesi'nin bitirme projesi dönemi. Bizim de yüksek lisans öğrencilerimizin birinci ve ikinci yarı yıl sanal mimar tasarım stüdyosu uygulamaları bağlamında deprem sonrası kalıcı konut tasarımı için Zeytinburnu'nda belirlenen arazi üzerinde ortak konut tasarımı, toplu konut tasarımı çalışması gibi yapılan çalışma ve Zeytinburnu ile ilgili tüm arazi bilgileri, tüm veriler, zaman içerisinde konutla ilgili Türkiye'deki geleneksel konutlar veya modern konutlarla ilgili çeşitli örnekler gerek video konferans üzerinden, gerekli dosya paylaşımı olarak veya web ortamında Oklahoma Üniversitesi ile paylaşıldı. Daha sonra Oklahoma Üniversitesi bir yarı yıl bu proje üzerinde bir imar durum çalışması yaptı. Sonra ikinci yarı yılda biz yapılan, geliştirilen imar planları üzerinden projeye dahil oldum ve sanal mimari tasarım stüdyosu uygulaması gerçekleştirdik. Bu uygulamanın öğrencilerinden biri de aramızda Sema. Bu çalışmanın ilk uygulayıcı öğrencilerinden biri. Ve 5 kez eş zamanlı oturum gerçekleştirdik video konferans üzerinden. Ve bu sağdaki görüntüler bu ortak video konferans sistemi üzerinden web sayfaları görüyorsunuz. Öğrencilerin kendilerini tanıtan, tasarım yaklaşımlarını tanıtan, ortak tasarımlarını yine web üzerinden çalıştıkları ve çalışmalarını paylaştıkları sayfalar, bilgi alışverişi için kullanılan ortamlardı bunlar. Bu sanal tasarım stüdyosu uygulamaları 1990'lı yıllarda, özellikle 90'lı ya da 93 yılında William Mitchell tarafından sanal mimari tasarım stüdyosu kavramı ortaya atılmış durumda. Yurt dışında da çeşitli uygulama örnekleri var. Bizim Türkiye'de yaptığımız uygulamalardan bir tanesi buydu. Ulusal düzeyde de Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi üniversitelerde çeşitli işbirliği çalışmaları yapmıştık. Peki günümüzde bu tarihçeliğe ilgili çok kısa bu bilgiden sonra günümüzde saplama tasarım yaklaşımlarının sunduğu potansiyeller neler diye bakacak olursak, tasarım bilgileri arasındaki karmaşık ilişkiler ağının kurgulanması, tasarımların üretilmesi, üretilen tasarım çözümlerinin başarımlarının, performanslarının değerlendirilmesi, tasarım ve yapım süreçlerinin bütünleştirilmesi bağlamında hesaplama tasarım yaklaşımları oldukça geniş olanaklar. Hangi alanlarda nasıl kullanılabiliyor diye baktığımızda şu farklı yaklaşımları izleyebiliyoruz. Birincisi tasarım parametrelerini biraz önce Bahar Hocamız da bahsetti. Ve çevresel etkenlerin bilgiye dayalı üretken sistemlerle temsil edilerek kavramsal tasarımların üretilmesi. Son tasarım aşamasında yalnızca statik ve dinamik modeller yerine, statik ve analitik modeller yerine, stokastik ve dinamik modellerle, simülasyon modelleriyle ve malzeme özelliklerinin de dahil edilmesiyle ayrıntılı olarak ürünün performansının test edilmesi ve tasarım alternatiflerinin geliştirilmesi, çok kriterli karar verme süreçlerini, karar destek sistemlerini örnekleri biraz sonra slaytlarda açıklayacağım. Burada sağ üst köşede yer alan diyagramda bakacak olursak eğer, diyagramın altında gerçek dünyada karar verme süreçleriyle ilgili bir şema görüyoruz. Bir problem söz konusu olduğunda, oldukça karmaşık bir problemse bu eğer, çözüme sadece deneyimlerimizle ulaşmaya çalışıyoruz. Veya daha önceki takım analitik modelleri kullanma imkanımız varsa onlarla ulaşmaya çalışıyoruz. Oysa günümüzde teknolojinin ve hesaplamalı yaklaşımların sunduğu olanaklar üst satırda gördüğümüz gibi karmaşık ilişkiler ağını simülasyonlarla ve aynı zamanda analitik modellerle modellenmesi, sonra çözümlerin kriterlere, kısıtlamalara bağlı olarak uygun çözümlerin
seçilmesi ve sonuca ulaşılması şeklinde özetleyebiliriz. Simülasyon modelleri zaman içerisinde zamanı da parametre olarak sisteme dahil eden ve modelimizin amacına göre periyotları birer dakikalık süreden yıllık, 10 yıllık sürelere kadar uzatabildiğimiz çeşitli periyodik dönemlerle modelin çalışma prensipleri üzerinden nasıl sonuçlar görme imkanı veren modeller hepimizin bildiği gibi. Peki tasarıma bilimsel yaklaşımlar bağlamında baktığımızda hesaplama bu tasarım hangi bilim dallarıyla ilişkili dediğimizde şunları görüyoruz. Matematik ve geometri, bilgisayar bilimi, biliş bilimi ya da kognitif science, psikoloji, felsefe ve biyoloji gibi pek çok bilim dalı ile ilgili olduğunu görüyoruz. Alkis ve Menges'in söylediği gibi hesaplamalı tasarım, sistemler teorisi ve sibernetikten başlayarak morfogenize kadar uzanan çok katmanlı bir süreci izliyor. Bu süreçte hesaplamalı tasarım yaklaşımlarına bulursak eğer, düşünsel, deneyimsel ve görsel yönlerini kapsayıcı bağlamda floristik veya sezgilere dayalı sezgisel yerleyebileceğiniz ya da analitik ve en iyileme yöntemleriyle bütüncül bir yaklaşım içinde kurgulanan bir süreci tanımlıyor hesaplamalı yaklaşımlar. Matematiksel, mantıksal ve ilişkisel süreçlere dayalı hesaplamalı, yani gradyan parametrik ve performansa dayalı tasarım paradigmaları çok farklı yaklaşımlarla yaratıcı tasarım sürecine ve ürüne yansıtılabiliyor. Burada Castellani'nin bir diyagramına yer verdim. Farklı bilimsel kuram ve yaklaşım tarafından, Castellani tarafından hazırlanan bu diyagramda görüldüğü gibi tarihsel süreç içerisinde birbirini etkileyen ve tetikleyen 5 ayrı yönlü üzerinden okuyabiliyoruz bu bilimsel çalışmaları. Bunları biraz sonra daha ayrıntılı büyük slaytlarla göstereceğim. Burada genel başlıkları vermek istiyorum. Bu 1950'li yıllardan itibaren başlayan bir ifade eden bir gelişmeyi gösteriyor. Genel sistemler kuramı, sibernetik, dinamik sistemler kuramı, yapay zeka ve biliş bilimi ve karmaşık sistemler kuramı. Burada hesaplama tasarım yaklaşımlarıyla doğrudan ilişkili olan bilim dalları ve kuralları, kuramları ve daha koyu daireler veya bilimsel içerisinde alarak ifade etmeye çalıştım. Ve bundan sonraki slaytlarda bunları biraz daha ayrıntılı olarak kısaca geçeceğim. Burada bu bilim dallarının, modellerin ve yaklaşımların, kuramların birbirleriyle çok ilişkili olduğunu görüyoruz Castellani'nin diyagramında. Ancak burada ben bunları dönemler şeklinde başlanmışta, daha sonra da yataydaki eksenler şeklinde üzerinde çok kısaca bilgiler vererek geçmek istiyorum. 1940'lı 50'li yıllarda sistemler bilimi ve sibernetikle başlayan hesaplamalı yaklaşımlar alanındaki kuramlar fırın temellendiği noktaları görüyoruz. Aslında biraz önce Bahar Hocam'ın da bahsettiği gibi hesaplamalı düşünme sistematiği aslında tasarım sürecinde hep var ola gelen bir sistematik ya da yaklaşım. Ancak bunun günümüzde parametrik tasarım olarak hem ürüne hem üretime hem de dosyadan fabrikaya yaklaşımına yansıtılabilmesi geliştirilen bu çeşitli kuramlar, bilimsel çalışmalar ve özellikle teknoloji alanında bilgisayar donanım ve yazılımları alanındaki gelişmelerle günümüze kadar günümüzdeki noktasına ulaşmıştır diyebilirim. 1960'lı yıllarda dinamik sistemler kuramı bağlamında ilerleme başlatılıyor ve çok daha geçmişe oturtulan kuramlar doğrultusunda. Sibernetik çalışmaları ile ilişkilendirilen diğer bir alan ise yapay zeka ve biliş bilimi. 1970'li yıllardan günümüze bu alanlardan hesaplamalı tasarımı temel oluşturan izleri bundan sonraki slaytlarda yapay eksenler şeklinde vermeye çalışacağım. Dinamik sistemler kuramı bağlamında baktığımız zaman fraktal geometri 1970-80'li yıllarda
Benoît Mendel grubu tarafından ortaya atılan ama aslında geçmişi 16. yüzyıldaki çeşitli matematikçilere dayanan fraktal çalışmaları, kaos kuramı, doğrusal olmayan sistemler, karmaşık sistemlerde fizik ve hesaplama, çok katmanlı karmaşık sistemler yaklaşımıyla hesaplamalı tasarıma yansıyan kuram ve bilimsel çalışmalar. Sistemlere baktığımızda burada sistem mühendisliği, sosyal sistemler kuramı, sosyal karmaşıklık ve görsel karmaşıklık alanlarını görebiliyoruz. Yapay zeka ve bilinç bilimi bağlamında hesaplamalı tasarım alanında çok daha farklı, çok daha yoğun bir çalışma alanına vardığını görüyoruz. Hücresel özdevinim veya selülar otomata, genetik algoritmalar, bulanık mantık veya fazilojik, etmen tabanlı modelleme ya da çoklu etmen sistemler, agent-based sistemler, üniversitemizde etmen olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla biz de etmen kelimesini kullanıyoruz. Robotics, veri madenciliği, hesaplamalı düşünme ve modelleme. Sanıyorum veri madenciliği ilgili, bilmiyorum belki Ahbap'ın farklı bir cevidir. Ve hesaplamalı düşünme ve modelleme çalışmaları. Burada bu çalışmalardan birkaç küçük örnek veriyorsunuz. Daha sonraki slaytlarda da devam edeceğim. Sağdaki, sağ alt köşedeki hücresel özdevinimle ilgili yaklaşımda özellikle kentsel planlamada, kentlerin büyüme süreçlerinin temsiliyetinde mevcut fonksiyonların varlığının, yeni fonksiyonların oraya yerleşmesine veya eski fonksiyonların ölerek kaybolmasına, farklı fonksiyonların yerleşmesine simülasyonu yapmaya olanak veren hücresel özdevinim yaklaşımıyla ilgili temel bir takım diyagramları görüyoruz. Solda ise iki boyutlu düzlemde bir kapıdan geçmeye çalışan etmenlerin varlığını görüyorsunuz. Veya üç boyutlu çeşitli modelleme sistemleriyle bir bina içerisindeki yaya hareketlerinin benzetini yapan modellerin artık çok daha gelişmiş olduğunu görüyoruz. Benim doktora tezimde yaptığım çalışmada Fortran'la yazarken insanları birer elips ile ifade etmeye çalışıyordum. Ama bu elips benim belleğimde olan bir elipsti. Bilgisayara sadece insanın o elipsin içerisinde bulunduğu noktanın koordinatını tanımlayarak hücreler bazında adım adım, adım uzunluğuna bağlı olarak belirli periyotlarda ne kadar yol aldığını simülasyonunu yapmaya çalışıyordum. 81'de başlayıp 86'da bitirdiğim doktora tezimde. Şimdi ise ortada gördüğünüz küçük boyutlu avatarlar veya etmenlerle rahatlıkla simülasyonların yapılabildiğini görüyoruz. Bunlara en iyi örneklerden biri de program adı söylemekte istatıcı yok. Enerjik diye bir program var şu anda mesela. Rahatlıkla simülasyon yapan, bina içerisinde hareketleri modelleyen bir simülasyon modeli. Karmaşık sistemler kuramı bağlamında yapılan bilimsel çalışmalara baktığımızda öz örgütlenme, self-organization, karmaşık adaptif sistemler, becerme ya da emergent ve tür zekası ya da swarm behavior, swarm intelligence bağlamında çalışmalar, hesaplamalı tasarım yaklaşımları hemen teşkil ediyorlar ve bunların tasarıma yansıması kaçınılmaz olmuş durumda. Peki hesaplamalı tasarım yaklaşımları mimari tasarımın sayısal ortamdaki temsilini nasıl oluşturuyor? Semboller yerine daha çok geometrik ilişkilerle temsil ediyor. Mimari ürününün parametrelerle temsili, formun geometrik, boyutsal, biçimsel veya topolojik özelliklerini temsil etmenin ötesinde davranışını ve performansını da temsil edebiliyor. Buradaki performans kavramı tasarım ürününün malzeme ve eleman ölçeğinden mekana ve stüktüre, mekanın işlevsel ve çevresel performansından görsel performansına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını söylemek lazım. Hesaplamalı tasarım yaklaşımlarının eğitime yansımaları sanıyorum süremizi aşmadım değil mi? Eğitime yansımalarına bakacak olursak, biraz önce söylediğimiz bu kuramsal çalışmalar, izlenen yöntemler, kullanılan teknikler ve modeller
ve biz İktidar Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Ana Bilim Dalı, Mimar Tasarımı'nda Bilişim İnsan Stüdyo programındaki test çalışmalarını nasıl ele alıyoruz? Burada ne tür modeller geliştiriyoruz? Derslerde ve çalıştaylarda yapılan çalışmalara geçeren örneklerle kısaca sunmaya çalışacağım. Bu bütçesel özdevinim yaklaşımı kullanıldığı çok katmanlı, çok katlı bir konut planı üreten bir model ve yerleşme planı üretiyor aynı zamanda. Bu bir doktora teziydi, geçtiğimiz 2 yıl önceydi. Burada sol üst köşede gördüğümüz plan şemalarında mekanların birbirleriyle ilişkileri, ortada bir karenin bulunduğu yer, sirkülasyon sistemine ayrılıp oradan her bir plana giriş verilecek şekilde ve çekirdeğin çevresinde ıslak mekanlar yer alacak şekilde çeşitli kuralların tanımlanmasıyla plan şemaları üretebilen bir model geliştirilmişti. Bu modelle ilgili kuralları alt satırda görüyoruz. Bunlar aynı kuralları benzer şekilde cepheler içinde üretip cepheyle ilgili çalışmalar da yapmıştık. Burada cepheyle ilgili görüntüleri koymamışım ama referanslardan yayınlara ulaşmak mümkün. Bir başka çalışma fraktallere dayalı bir üretken sistem uygulaması örneği. Bu bilim modeli benim ilk doktora öğrendim. Şu anda Uludağ Üniversitesi'nde doçent Özgür Ediz'in doktora tezinde çalıştık. Mevcut bir yöresel doku içerisinde yeni konut tasarımı ya da yeni kitle tasarımı diyelim, daha doğrusu konut demeyelim de kitlesel üretimler bundan çünkü kitle tasarımı yapmak için çevreli fraktal boyutuyla nasıl ilişkilendirebiliriz bağlamında bir model geliştirildi. Bu modelde çevrenin fraktal boyutunu hesaplarken kutu sayım yöntemi kullandık. Burada sağ üst köşede gördüğünüz yöntem. Kutu sayım yöntemi doku içerisinde vaziyet plan ölçeğinde, sokak ölçeğinde ve bina ölçeğinde elle hesaplamıştı arkadaşımız. Kayaköy için çalışma yapmıştı. Daha sonra ne iyi ki İmajin diye bir program üretildi ve şu anda çalışma faylarımızda mesela bu programı kullanmak istediğimizde AutoCAD dosyasını fazla çizgilerinden arındırdığınızda kitleleri veya yol dokusunu bıraktığınızda onu İmajin programında çalıştırdığınız zaman fraktal boyutu veriyor. Fraktal boyut çok kısaca anlatacak olursam hepimiz belki biliyoruz, yabancı olan arkadaşlar varsa dinleyen genç uşak arkadaşlara kısaca söylemek istiyorum. Öklit geometriden farklı bir geometri. Belki onlar bizden daha iyi biliyor olabilirler hatta çünkü TEOG'da fraktal ilgili şeyde internette yazışmalar vardı. Hocanın biri fraktalin ne olduğunu anlatmış ve öğrencilerden biri diyor ki hocam okulumuzda hocamız anlattı ama bir türlü anlamadım ama tabii ki anlattığımı siz anlattınız diye teşekkür yazmış. Fraktal geometri öklit geometriden farklı olarak doğadaki daha organik formların da tanımlanabilmesinde kullanılabilecek bir geometri. Benim Ömer Ender Kort diyor ki doğadaki dağları, kıyılık şeritleri, nehirleri veya bulutları öklit geometriyle tanımlayabiliyor muyuz? Tanımlayamıyoruz. O zaman bunun için fraktal geometri iki boyutlu veya üç boyutlu olarak bakılabilir ama şu anda iki boyutlu düzlemde genellikle çalışmaları görüyoruz. Geçen hafta Venedik'te Generative Art Symposium yapıldı Milano Politeknik Üniversitesi tarafından. Orada bir öğrenci de kendi çalışmalarında ama o daha kent ölçeğinde kullanıyor. Doğrusu biz burada sadece kitle ölçeğinde input çalışması şeklinde kaldık henüz. Kent ölçeğinde fraktal boyutu hesaplayıp ona bağlı olarak kentsel tasarıma gidebilecek bir doktora çalışması gerçekten çok. Mevcut dokunun kutu
sayım yöntemine göre boyutlara hesaplandıktan sonra bu boyutları bu doktora tezi kapsamında geliştirilen modele yerleştirdiğimizde mesela burada tarla başında bir dizi içerisinde bir köşedeki boşluk için veya göz ardı edilebilecek bir binanın yerine yeni kitle tasarımları nasıl yapılabilir gibi bir takım hipotetik çalışmalar görüyorsunuz. Burada ise yine tarla başından uygulama örnekleri. Bunlar yüksek lisans öğrencilerimizin verilen arazi üzerindeki mevcut bir boşluğa bir kitle alternatifi üretmesiyle ilgili çalışma. Silüet üzerinden fraktal boyut hesaplanıyor ve o boyuta bağlı olarak program XYZ doğrultusundaki 3 eksen doğrultusunda birim küplerden oluşan kitleleri üretebiliyor. Ve sayı programı ile de bunu farklı doğrultularda çevirerek çeşitli açılardan görme mümkün olabiliyor. Burada ise bir çalıştaydan bahsedeceğim. Yüksek lisans öğrencilerimizin bir çalıştayı bu. TÜBİTAK'ın 22-23'de işbirliği ve öncelikli alanlarla ilgili etkinlik programı bağlamında Almanya'dan Avrupa'nın özellikle çaba sarf ettiği Zeynep ve Ömer'in önemli katkılarda bulunduğu bir çalıştay organizasyonuydu. Tonoz sektörünün üzerine öğrenciler çeşitli parametrik tasarımları ürettiler ve bunları 3 boyutlu modellerini de bilgisayardan alarak çeşitli şekillerde çeşitli açık alanlar için İstanbul'daki çeşitli meydanlar için tasarım alternatifleri geliştirdiler. 3 ya da 4 günlük bir çalıştaydı bir yapabiliyorum. 5 günlük bir şekilde Almanya'dan 3 günlük hocamız vardı. Şimdi burada tekrar test çalışmasına tekliye bir öğrencimizin inşaat mühendisliğinde okuyup mimarlıkta çap yapıp ondan sonra mimarlık tasarımda bilişimde yüksek lisans yapmaya karar veren bir arkadaşımız şu anda İngiltere'de bir kabuk tasarımı için boronu ve diyaframlarından dayalı bir çalışma yaptı ve genetik algoritmalarla İşte kabuk üzerindeki basıncın veya işte farklı çift elgili bir kabuğun modeli nasıl geliştirilebilir bağlamında çok silik çıkmış ama bir kentsel bir boronoiden başlayarak üçüncü boyuta taşıyabildiği bir model geliştirdi yüksek lisans tezi kapsamında. Burada ise şu anda hükmette olan bir doktora tezi çalışması. Tasarım sempozyumuna İYT'de katılan hocalarımız ve arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Burada bir arazi üzerinde konukların veya kitlelerin daha doğrusu yerleşimi için sürdürülebilirlik kriterlerine bilmediği kriterlerine bağlı olarak yerleşimler, kitlelerin yerleşimleri nasıl olabilir anlamında bir çalışmış. Rüzgarın yönü, eğimin durumu ve manzara yönü gibi kriterlerin mümkün olduğunca işte optimal değerlerle çözümlemeye çalışan bir doktora çalışması. Henüz doktorası teslim edilmediği için son ürünleri, görsellerini koymadı. Üçüncü boyutta onları da üretiyor. Burada soldaki şekil mevcut bir arazinin ifadesi diye görebilirsiniz. Bu arazi üzerinde bir su alanı da olması durumuna bağlı olarak yeşil alan daha önce kullanılmış ve terk edilmiş alan dolayısıyla öncelikli olarak kullanılması önerilen alan gibi bakılabilir sürdürülebilirlik açısından. Ve korunması gereken ağaçlar gibi çeşitli farklı işlevleri matris ve tanım tekniği üzerinde bilgisayara 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak tanımlayabiliyoruz. Üçüncü boyutta da eğimi göstererek, eğimle ilgili belirli aralıklarla eğim artışını
ifade eden temsil modelini, arazi modelleri, bunun üzerinde boyutlarını interaktif olarak kullanıcının seçip sayı kullanımıyla kullanıcının tanımladığı kitle üretimleri yapan bir model. Diğer bir model, hızlan toparlayacağım, bir simülasyon modeli. Metro istasyonunda ağlarla temsil edilen mekanlar arasındaki kullanıcı hareketlerini temsil ediyor. Tek boyutlu düzende veya iki boyutlu düzende veya üç boyutlu perspektif olarak kullanıcıların katlar arasında hareketlerinin simülasyonunu metro boyutlu yapan, toplayıcı merkezini yapan bir ortam biliyoruz. Bu anlamda mekanların efektif kullanılması veya işte sirkülasyon alanlarının organizasyonu ya da tasarımı bağlamında neler yapılabilir anlamında çeşitli hesaplamalı yaklaşımlar bağlamında simülasyon modellerini bir örnek. Son örneği daha vermek istiyorum. Özellikle bu decision support sistem dediğimiz karar destek sistemlerinin kentsel süreyi körselleştirmesi yapabilen bir model. Mekansal zamansal analizleri ve kent hissediği açısından süreçleri değerlendirebilen üç boyutlu bir modelini coğrafi bilgi sistemleri üzerinde geliştirildi. Bu da bir doktora tezisi sonuçlandı ve bir yerde yayınlandı, makale olarak yayınlandı, tarafından ulaşılabiliyor. Zincirli kuyu matsak aslında kimse binaların üç boyutlu modelleri aktüeryat üzerinden geliştirildi ve farklı yıllarda farklı doğrultularındaki görselleri alındı. Daha sonra silüet üzerinden bu görsellerin ne kadar İstanbul silüetini etkilediği ve ne olması gerektiği üzerinde çeşitli görüşler ve modeller ortaya konuldu. Yine İlker Hüseyin'e burada ulaşmak mümkün. Suzan Hüseyin'in kaydıyla yaptığımız Suzan'ın doktora tezisi. GIS üzerindeki ve ArcGIS üzerinde bu modellemelerde geomatik bölümünden şu anda hatırlayamadım, bilmeyeceğim veya bir arkadaşımız bize yardımcı oldu. Bilgisayar destekli tahmin ve değerlendirme modellerinin 1970'li yıllarda birbirinden bağımsız olarak geliştirilmesine ve aynı veri tabanı kullanmamalarına rağmen 80'li yıllardan itibaren farklı alanlarda uzmanlaşmaya bütünleşik sistemler geliştirilmeye başlanmış. Bu bütünleşik sistemler 1970'li yılların sonlarında yapıp arkadaşımız biliyordu. Optis veya çeşitli sistemlerle geliştirilmiş bir aşamasında bu geçen aynı zamanda. Günümüzde ise bu insanlar yaklaşımları inşaat sektöründe birçok farklı uzman alanının çalışmalarıyla bütünleşikliğe olarak sağlayarak tasarıma ve üretimine kaliteli zaman bağlamında önemli katkı sunmaya başlamıştır. Tasarım sürecinin ilk aşamasından itibaren tasarım probleminin çözümünü ve değerlendirmesini ihtiyaç duyulabilecek boyutsal işlevler gerektirirler, enerji ve sürdürülebilirlik performansı ve toplam inşaat maliyeti gibi birçok farklı çıkarımlar kolaylıkla elde edilebilmektedir. Yine Bakan Hocamızın söylediği gibi bu yaklaşımlar mimarlık inşaat sektörüyle paradigma değişti. Saplamalı tasarım veya saplamalı düşünme daha doğrusu disiplin olarak ortaya çıkışından itibaren tabii ki var ama kullandığımız yöntemler, kullandığımız modeller ve teknikler değişti. Dolayısıyla bu şekilde olaya yaklaşıyor. Türetilen karmaşık sayısal tasarım ürünlerinin detaylandırılmasına, dosyadan fabrikaya üretim yöntemiyle üretilmesine ve özelleştirilmiş kitlesel üretim uygulamalarına olanak sağlıyor hesaplamalı tasarım yaklaşımları. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Günümüzde hızla gelişen tasarım, hesaplamalı tasarım araç ortamlarını daha etkili bir şekilde kullanmak için hesaplamalı düşünme ve uygulama yeteneğinin geliştirilmesi, bunun tasarım sürecinin yansıtılması konusunda programlarına taşınması önemli oluyor. Çok teşekkür ediyorum.
kaz kaybetmeye başladı. Teşekkürler Gülen Hocam. Transarch Echo started last year, and we are combining a panel and a workshop together. So last year we presented, we did a workshop for the first year, and we presented this paper together with Lydia and Sema, Mr. Grazi. And this year we did the workshop for the second year, thanks to Bukharaja. And I think we will include some of the, you know, products later on in the conference. So, while waiting for the interview to be loaded, yeah, I want to let our guests. First, we'll be up Mina Oskar, my professor from Istanbul Technical University, who has kind of taken her time from her busy schedule with us. So Mina is an associate professor at architecture at Istanbul Technical University, where she is the coordinator of the program in computational design, holding a professional BArch from Middle East Technical University, where I graduated from too. She learned her Master of Science in Design Inquiry and PhD in Design and Computation from MIT. Her current research focuses on the issue of spatial material methods and the integration of computation to foundational design education. She edited a book titled Shaping Design Teaching, and she was a visiting professor at MIT, Department of Architecture and Computation Group, for the Spiritual of 2013. Mine will have a discussion on computation in and design in English. Okay. Thanks, Mina. I apologize. We said this five times before, and the computer's not on, and it's not turning on. It was when I first gave it. 5:00. Yes. So I apologize. While I only try to. Okay, it's coming on. The computer. I would like to thank the design for the introduction and also Glenn who left at the point where I want to come in. So she did a very nice and broad spectrum discussion of the broad spectrum of research in the area. And my focus is on education and how the notion of computational thinking integrates with design education, especially in the foundation year. So I wish the students had stayed in touch. But that's okay. They can watch later on. Actually, we are broadcasting this conference online, so, and we are recording to they can watch next to panel posts. So you can the
So while we think of the technical stuff, just to save some time, I want to present our other guest, Ahu Sakmenova. After Mine, we will listen to her. She is an architect and student at Istanbul Technical University. She received her Bachelor of Science degree in Architecture and her Master of Science degree and PhD in Architectural Design Computing at Istanbul Technical University. She also worked in several architectural firms in Istanbul. She has research experience from Technical University Delft. Her research interests include urban analytics, computational design in architecture, urban design and planning, and architectural design education. She has presented her study in conferences and workshops and published in conference proceedings, journals, and books. And she will talk on urban analytics today or tomorrow. So our last guest will be Sema. So she's representing Pakistan Technical University and Israel University. She's a part-time in here. So Sema is an architect and assistant professor at Istanbul Technical University. She is on the leading edge of architectural design for PhD program at Istanbul Technical University. She has research experience from ETC Zurich as well. This year she is teaching undergraduate and graduate classes at our university with her full energy. She's my hero and she's teaching, publishing, organizing, doing workshops everywhere. So her talk is entitled Grand Computational Design Meets Architectural Education. Architectural variation seems to be like the gist of things.
for me and about materials and materials, and then as a student you start accumulating methodologies. You develop and accumulate methodological knowledge. And finally, this doesn't come up much, and this is usually what the foundation students are criticized for, attitude. So this might involve context-related issues or professional ethics, professional responsibility. Those never seem to come into play in the foundation studios, and I just think because the basics, if taught right, in fact, give an understanding to the students about accountability, sharing, participating in groups, and relating to the context, or sometimes creating the context, for example. It's just an abstract language. So my trajectory started, and probably long before that, but how to relate computation and design, how they relate. My focus on how these two relate started during the PhD, and one of the starting points was how our senses come into play in our intellectual dealings with the world. And this intellectual dealing with the world engages more and more technology by the day. So it's never left out. It's always a part of that too. I have two articles here. One on the left is not produced by me. It was a common it symbolizes how cognitive analysis is made. And this is what cognitive scientists are trying to gather. How do we each recognize a square, which is a very common and well-known object? It's the features that, from top to down, define that. From being parallel, from having parallel sides to having perpendicular parallel sides, and having perpendicular parallel and equal sides. These are the features that make this work. But in design, the thought process is reversed. So we kind of fall out of bounds of the cognitive science's interest, because we're trying to deconstruct squares all the time, and in doing that we're quite free, in fact, because we get to define the features of that deconstruction. So I could have easily drawn not the parallelograms but other quadrilaterals. The space is endless. So from, again, from the top to the bottom, there are different kinds of than restricting yourself towards an end goal, you're actually opening up your world and your space much more multiply. So I looked back at the turn of the century examples prior to cognitive science, when psychology was still psychology and Bauhaus wasn't yet established. And there are precedents of not abstract forms, but thinking in design teaching. The example on the far right up there is Herbel's Gifts, who is also not a design teacher, but developing pedagogy, who has developed pedagogy from the 19th century for children, playfully learning children. And with their hands, but with restricted geometry. And the image on the top left is from a book called Theory of Pure Design from 1901. And there, the author, who is a professor at Harvard at the time in teaching design and architecture students, is trying to teach them how to form or deform. How to construct and deconstruct shapes. And instead of teaching given fixed templates, he wants them to understand the tools that make those templates or other shapes happen. And the photograph on the left below is another study by him. He was interested in
looking at photography and composition, and he was trying to articulate methods, geometric methods of putting lines, relational lines, to understand the compositional integrity of the photographs and fix them, or do them like that in the beginning. And the images on the product, the world is different. The four are from a physical composition that has been written in 1900s. And this was addressing mostly people who are learning or self-teaching things. And this is the schema that I did it from. That's what I'm describing from down here, which is making these particular lines to frame a composition. This one is from 1967, a Mexican, basically line instructor. He tried works with a similar schema, and he's using this in his composition as well. And my point is introducing the two visual representations to the right is that to show that they are comparable. And this is a tool that I use a lot in my studio teaching. First of all, laying it out in terms of a visual rule. This is part of the computational theory that I cannot go into detail. George Steine, since 1972. And secondly, once these are visualized, the relations, the spatial relations of the points of vertical, or the decisions that you have made pertaining to design, once you visualize them, you can put them side by side and start comparing. And comparison is a powerful pedagogical tool that I learned from Leon Kajal, who was my professor and who I've worked with several years at Oxford. And I know who is coordinating the first year here now. And this is an example from one of the studios we talked about. Whatever the assignment is, we usually ask the students to evaluate projects when they're in side by side, and the comparison of three proposals to the same problem with students helps us and them to think about, compare the decisions and questions, the relations and all the decisions made for each particular organization. We sometimes made more explicitly in before and after assignments. So one a set of compositions, we ask other students to look at them to understand or identify what is to be thought of a decision, design decision, a spatial relation that's important for this exercise. So the students start talking when they compare the before and the after, which is done by them. They start prioritizing which relation. So I talk about this is the more dominant one. What kind of some of the whole that I perceive. And they also start judging this one's better than that one because it's addressing some of the problems, it's carrying out some of the good features to the new competition. And then strategies are developed to control as many of these features as possible. So, as I mentioned, I'm concerned with repetitions and variations as a gist of coordinated principles we taught or we learned in Foundation Studio. And very basically, differences and similarities of features such as size, shape, color, position, orientation, and any other feature that we design to get more complex help us relate parts and then interesting parts in relation to goals, etc. This is another example from Izmir Columbia University, in fact. I had come here in 2012, a lecture, and to first year students then, and some of the fourth year students, in the context of a workshop. And I had borrowed then from Julian some of the
an example from my school. And the student is progressing the design through introducing some principles, like visually studying, scaling, variation of the repeating elements, and how they relate around the context that the student creates. And these are all computational terminologies to me, because variation to repetition is what we know intensive variables are turning to. So. More examples from your school of student work, and this is in 3D, but the repetitions and variations are the same from Chen. In Octave, there is a study from 2005 on to 2009. I had also developed on the side, we had a very integrated first year course structure there. Communication, visual communication courses, algorithmic thinking, introduction to computing course, and the design studio all ran in parallel. So we were asking the students to analytically think, represent in abstract the features that they're trying to work within their design projects. And for a project as simple as this, students were asked to create or document the relations in orthographic drawings to isolate all of the otherwise they had just perceived in space and 3D. And they were building models and documenting and analytically thinking about the things that they had. More of that came later, but we asked them also to create libraries of local relations, and then understanding how these relations or these pairs come together to constitute slightly larger holes and then slightly larger holes in the whole in the global design. And this was done with actual materials, not just fireworks. Some of these students are now in computational design classes programs around the world and do that thing. And this idea of understanding repeating parts and trying to think about them and analytically doesn't apply to only forms that are abstracted from cardboard and papers. But also things like photography. This is another student for capturing something, thinking of the same sort of relation, or their own bodies as an object of design. And the important idea behind this example that I put is we also worry about scan off after a certain while verbally. But it's also important that this interaction is not just verbal, but it's also in different mediums and tools that is available for us. So visually, visual communication of the economic process is also important. And the visual computation theory that I told you briefly about is the bridge to more computerized versions of this property. So I value the importance of the student trying to understand and then represent not just verbally but also visually which spatial relations are repeating, what's the decision that he or she teaches. And in other contexts, what I call literacy of formatting and the problem of how students can visually communicate these ideas, these graduate level research that I do and my students do at UQ. In one of the works that I researched in 2011, we value study of form and the literacy of tools and skills. So we want to develop ways to talk about formulations with design students and connect these ways to computational knowledge. And
we will present it along the way, but we think our son become commands rule in his culture. We have to deal with the version of this, I'm just showing how specific in general these rules can be and how they help produce different variations of the Han Kamal's work. But we also discover along the way that it's not just, of course, the new, but we also can still do that it's not just form arranging, but also physically making things that the process needs to also get represented. Visual communications. So holding the material in your hand and folding it according to a visual recipe can lead to different results. After this study, when I usually now instructed at Duke University, actually four of my PhD students are instructors at Columbia University, experimental ground. So, when giving the students these schemas that you worked out for Coman, students, and in their own assignments, not related to Coman, the students realize that repetition of certain relations with a degree of variation can help them achieve unity as an experience. And the variations can be of scale, orientation, and position. And some of the words around pretty quickly. So the students were sort of inspired, but they knew what they were copying from Kumar. And they developed the exercise, the 10-gram related exercise. Units of facts are changed kind of from the same, and they were supposed to do a 3D composition. So the students developed these designs based on the features that they looked at in Kamal's scheme. And I'm just going to show one of the computations of what the students. So there's a basic rule that the student creates, and another one that these come together. And then the leftover parts in the canvas are filled up with smaller parts of the original shape. So the students are tracking the relations, the spatial relations, but they're also, because it's a visual process, they're also allowing themselves to see, recognize new parts and integrate them as a part of the system. So, revealing to the bottom of this part, when the student realizes that only some parts of the door that's still fine and there's the relationships. So, the idea of introducing rules to the studio, although it's not easy, it's stuck with us. And we have different ways to approach it. Most interested in more general schemas rather than specific rules, because there are, even in very simple designs like this one, there are more than 50 or 100 rules that the student is thinking or visibly prioritizing in a short design process. So we usually go with schemas or prominent features. We don't expect students to identify every action that they take in the process. This semester, this final semester, in the undergraduate for second year, a former PhD student, a colleague of mine from MIT came, Dina is a colleague, and she introduced her pedagogical approach to improvise, and it's running quite resonant with what I just. And we encourage students to use rules. And the schema indicates space improvise refers to the process that we have them follow. We first ask them to find a precedent
understand and analyze that question and imitate it in 3D physical models. And then also ask them to around the this was designed for a children's space. The president got over. And the imitation model is quite similar to the original. The equation has certain aspects changed, and these are second year students' first 2 weeks of design studio in the second design studio. And they're very fast producing precise models because they're more creative, they're not thinking about creating space, but they're learning about others' rules, what they might be, and they're just using the design to their best. And they're changing one or two things at a time. And they were able to, at the end of 4 weeks, they were able to produce a design variation of the original. And in the meantime, we found especially this imitated to a part to be very powerful position. And I said, even they were feeling the pressure of creating something, finding a unique idea that would drive their design. So they were always following their rules, and I'll show you what kind of rules they are. This is especially a simpler example. So vertical elements, they're adding horizontal unit elements. We asked them for sets of rules for design and also for making. So they also transferred the knowledge of how they need the the rules could be about not only form but how the children also use the music and then how they make them all the system, all kinds of rules. And then for each iteration, they were aware of which rules they were keeping and which rules they were changing. They were aware, but they were also able to communicate to us. So I'm seeing the entire class. So I value this process because it brought a sense of community very fast and friendly. And they were very proud of the employees. And in the meantime, I also want to say they were using for these, because Dina is specialized in making. She's like the co-founder of the first Fab Lab project. We were also pushing the students to try out all the technologies available to them in the department in terms of fabrication. And they were using skin drawing for the first time, laser cutting, modeling tools of various kinds. And the good thing is they all learned in a context, and design wasn't hanging over them. And they done in very fast, so there is an army of a couple sensors. They were controlling, they were introducing sound and light elements, flexibility sensors in some of the other words. Very fast, catching on very fast. So in this undergraduate studio, I thought that huge was because there was less production of knowledge. Once the knowledge was there, the other students, it was available for the other students to use, and we made a point of that by switching around groups and projects. And there was also a common sort of driving difference.
and you don't keep anything for yourself. And I think these are important the values to acquire. And knowledge, so learning by doing is something from the that I can talk about also for our women. I'm not going to do right now, but they learn through doing, obviously, the core in the next video, and then some technical skills and technology through the making and through a given context and given address. And here's another video from the from another group. This group I wanted to show is because they were very, they represented in the fine detail in for how they made each joint to be financed. So their skills of making things also. And this video, I mean, for example, this screenshot is produced for one week and the next screenshot is produced for another week. They constantly did this, they didn't just do it once, but they are constantly updating their rules and process documentation. And so it was helpful. They kind of went to another group or another student, followed the same idea. They were looking at strategies or strategies or tips in producing. Our exploration with NIH research also includes how to communicate and formalize the effects of the making process on design using it. This is a simple example, but it's a paper that is on Dukta and how in 3D the Dukta actually the Dukta cutting gives different flexibilities in 3D and forming different results. And we're trying to formalize that to communicate to again design students. With another student of my education, Austin, Ivan, we looked at formalizing how one works with a dynamic mold. So if the shape is very dynamic and based on only the material behavior, how can you formalize it? And in other design studio related work, with Ekan Durad, we had given a digital artistic design studio focusing on material emergence 3 years in a row in the graduate program. And the students were still in first think of systematics of repetitions and variations, documenting the process. Think about the comparisons between the different results and the abstractions. They were growing stuff, which is, I think, the easy one. Finally, this was blue pens in water. And the problem in the studio that was given to the students was
not to give an answer, but to think about the problem of formalizing these dynamic form-making properties for the sake of community design, control design properties. And in doing these videos, I had also taught design and taught a course at MIT that with graduate students again, and of course there throughout their undergraduate education, they're more accustomed to using technology. But the idea is the same. In making something that's reflective of this, worrying about how to present to you and to others the certain features and decisions that make that happen in terms of not just formal properties, but also material properties. I don't have more facilities right now, but this is the situation of you walking on sadness. And once the insulation material dries, it falls off the sun. And in another one, it's proteins with informing the protein material and the controlled trials to ultimately reach a desired result in that system. Okay, so this is what I'm going to show today, but to again from the function of the diagram. I regard computation as a pedagogical agent in design because it helps us introduce skills, knowledge, and attitudes that we can relate to design, the kind of design knowledge that we will come later in the architecture design situation. Thanks, Mine. If you have any questions for Mine right now, you can ask, but we reserve a full panel at the end of the day, where we will have the first panel and the second panel together. So if you have to leave and you cannot wait for the last panel, feel free to ask questions to Mine. Otherwise, yes? No. Okay. See you? Yes. Now, and something in the past. But it's
Yeah, they do, of course. But then, of course, there's differences in generations as well, and different interests, different skills that are developed from kindergarten onwards. And I think we can always gear our systems to welcome those students. The key thing is, I think, understanding that everybody can eventually learn and some of the examples that I gave from 1900s, the beginning of 1900s, is always geared towards a more popular community, not design professional. And in fact, it also resonates with some of the outcries for democracy at the time. The more we teach visual communication and visual thinking skills, the better a community we have in terms of participation, education, literacy. There was a drawing act in North America, these are times from North America. John Dewey, Lancho, which paper was sort of type of movements. Okay, one more. Okay. We are running out of time, but if you will not be present in the last panel, yes, you can ask the question. Okay, so Actually, in some literature, it's called competence. Mm-hmm. Attitudes comes up in some literature in higher education literature, and sometimes it's replaced with competence. And competence has a critical thinking in it. Did you have any experience about it? I mean, in what ways can critical thinking can be addressed? Immediately, it comes to my mind that it's a certain pedagogical approach that we have, such as comparison and confidence allows for that to be seeing variations and different. So I would say that, but more research is important. Thanks. So I hope you can present the virtual one of the topics today and tomorrow. So I'd like to thank very much for the policy in my So I'd like to Thank you.
will be trying to make a motion also, the acquisition of additional funding, the Innovation Act, and the economy. And in higher organized and able to protect practices. In unstructured data, it is not organized and we change to become complex structured data to be able to which is difficult to process with the traditional database technology and infrastructure. This is open source at big data. Big data is everywhere. Everything around us, the whole time, every digital process, social media exchange can produce it. And so, sensors and mobile devices join it. And alas, it's a very big deal in both environments from our perspective. And to extract meaningful value and useful value from this data, we need optimal processing power and analytical capabilities and skills. And also, this enables data mining and integration for recently, the rise of data mining has boosted concept urban and the new line of research, which we often call urban academic in the specific wording and research program by the open file in university and institutions. This research mainly focuses on how many advanced analytical methods can be improved our understanding of speed in order to make more informed decisions in our design and training. And also another important model is data analysis methods such as data mining that involve more types of data and large data mining. This conclusion calls on the analysis of big data, which is collected mainly by systems, but carried everyday by systems, such as traffic lights and car markers, sensors, and weather systems, fire alarms, accounting software, vehicle systems, advancement systems, rubber, security warning systems, child protection registers, and systems, emergency service communication systems, and so on.
Which means that the task of decision making is based on data and data analysis. This also described as evidence-based decision making. Urban analytics researchers test data-driven approaches that can empower us to do it better. Another context in this line is the concept of smart cities. It started as a shift to urban analytics research. What can exploit it? My question is for the art and argue that the concept of the smart city emerged in smart cities in the future of Ireland about how information and communication technology might improve the function of cities by improving their efficiency, enhancing their competitiveness, and providing new ways to address the problems of poverty, social regulation, and climate. Another new concept on this line is information modeling. We call it SIM in short. SIM does not exist yet for the platform, but it's a conceptual idea that describes the adaptation of the Google information system concept for cities. The concept first appeared in 2005, and it was first described by SIM and Google. As an extension of the new context to neighborhood and city level, which is able to capture all the physical data relating to the geographical locations, technology, medical, bridges, buildings, etc., with an intelligent format, creating a highly accurate and detailed digital data, which can be subjected to both data analysis and simulation, which will have more choices to decision making. Now, two words about how urban analytics is integrated in education and research in public universities. In this sense, MIT is a city science research group, which is an initiative for MIT to do that. It's great in terms of research projects and collaborative projects. They are interested in the data-driven analysis of economic activity, human behavior, mobility systems, resource consumption, and so on and so forth, in order to inform evidence-based processes of designing new cities. The Urban Analytics Lab was launched in 2012 for research on urban analytics in the University of California. This lab engages students and processing research projects that impact urban informatics, simulation, and visualization. And University of Toronto offers a new master's program named Smart Cities and Urban Analytics. The master's program targets researchers in urban studies, transport, computer science, and planning. And the main focus on smart technology has changed the operation and understanding of the city. This program provides first all the theory of the city, essential concepts for the data analysis, including both traditional ones and novel methods and concepts, and also GIS science, geography, and foundation science, of course. Nancy architecture design computer graduate program, together with a colleague of mine, James McCarthy, who has PhD in electrical engineering. Use expert in machine learning. We'll start a new master's course on urban analytics. The course is in fact we will introduce knowledge history and data management and data management and decision domain, data management for activities, and then design for the decision making. We'll introduce knowledge history and also focus on the identification of architecture and urban data and data science. I would like to briefly introduce my own research and my PhD, which is also entitled the data science. It
to join the community or to have a chat, and I'm going to tell my teacher. So in my PhD research, I studied how the DNA process of knowledge is going to be happening. It is looking everything can be semantic in the field of semantics. The knowledge discovery process model for early analysis is not there much. So this is a domain for adaptation of the y-axis process of knowledge discovery. And this model describes the physical data recognition, and for extracting information patterns and relationships from raw data by combining GIS and data mining functionality in a comprehensive way. Models suggest that GIS functionalities can be from metadata-based, and GIS and data mining can complement each other from the analysis database and evaluate the outcomes. The model illustrates that the output of a GIS platform can be used as an input for a data mining platform, and vice versa. So this is the entire analytical process which allows for a multi-different analysis. In the implementation phase, I implemented this model to specifically demonstrate how to analyze data contained in the traditional semantic urban elements of the map. I wrote the map of the 2007 Master Plan for the geo-preservation map. The observation area is one of the different areas of this report, and I choose the variable approach. And this street is steadily changing from the city of the top-down parameters, and we will provide the responses of the system. First of all, the inequality of the urban life and planning approach, the transformation is available. But may be the first of the book traditional semantic maps representing various features of certain components, buildings, from the basis of this analysis map. These are very detailed maps, but they have part in the and also, sensing decisions are problematic in the sense that they are not very destructive to the specific people, unfortunately, especially so I am interested in working on how to generate more complex sensitive approaches to the transformation of the organization, which is the knowledge hidden in the documents. So this is an extension of the previous homework. How the personal resources are connected to the assignment of the generation itself. Here we see how the semantic version of the material database and now the process of information is analyzed by the semantic process. These implementations perform to the GIS interface. And they see a specific amount of data in the knowledge test field. In the research, I investigate the variety of different relationships that can be extracted from the data in the different data mining, basically, the information of the data. And here I also have a measure to give an idea of the analysis that are implemented. But I don't want to use this lesson too long. In this slide, we see two follow-up graphs illustrating the relationship of different attributes of buildings in the real organization area. These relationships were calculated using data information. On the right side, we see the illustration of
the power of groundwater. I also implement supplements and these myths are days that should be able to be able to do it after the symptoms of the condition. And these are vertical rendering techniques for the credit retirement and my personal and the whole generation of that. It's the state of the movement in the form of the impression I learned from the question. And in the thesis, I also want to know if the context of mining can support decision making. This is very important because it's mining for the sake of saving money, and it's not meaningful to anyone, but finally. So, data mining has to support decision making. I focus on the regeneration of financial markets, located in the health and financial markets. Most of the time, my junior was not knowledge to create them from but it's a massive incompetence with the help of evolutionary process. And to apply the regeneration scenario and an approach to a lot of subject will be important. These are also not very important.
Let's talk about text mining. Who needs this? Text mining is really a good part of the large document collection, such as most of the web pages. But to my opinion, the first child also another text. The objective is to obtain the information from unstructured data, such as paragraphs or text. The one potential application of text mining in the field of urban studies will be to my writing opinion of this keyword on a certain subject. For example, the urban interaction project and architecture composition for a public domain, or let's say the platform of research and research. What are the opinions of people and what kind of knowledge you can learn from these opinions? Image mining is typically called in a separate image mining, face recognition and visual recognition. And the objective is to produce the information by distinguishing the images. One potential application of image mining in our field will be to identify the behavior patterns in a certain direction. First, how people interact with each other in a physical image. We can use images and videos to analyze the people's behavior and to learn from them. At this point, I would like to introduce a very interesting project, very briefly, contact with image mining. The project is named as Streetspot. The website this is used to collect data about how the street looks to everyone. And then this picture, this photo of this picture, and this picture are the same effect for information learning and computer vision algorithms, which is a response for the previous not for picture. And at the end, we will need a map of person safety, therefore, for a use of each picture. The street score dataset contains course for person safety for 600,000 locations from Boston and New York. And these 600,000 locations were calculated by using only around 3,000 meters. So the training set of the data mining algorithm is 300 meters and the rest of 50. This is the map of the person for Boston. The red ones are the next ones, and the green ones are the next ones. You can access this website really interesting and give a lot of idea about how image mining and where image mining can be and what kind of information and knowledge. Mining time series data. This approach concerns special locations and time series data associated with special locations. It's also called special time series. Mainly for prediction purposes, such as traffic management, atmospheric prevention, environmental protection, etc. And the main objective is to produce quality information by analyzing how data changes over time. The application of mining special time series data for certain other than prediction to my opinion to those that analyze and data in the cloud. For instance, one potential application is to explore the crowd of the urban mine and how the crowd of the certain data can change the time. This application will support around 10 million drivers of human mobility and urban mobility. And this can enable us to compare the humidity and the similarity in different places in the city. And this covers a number of different aspects of the city. In addition, the research that I was doing on researching how various types of urban data can be collected is very important.
and process. So the data mining methods can be applied. And post-processing of the output of data mining is also very crucial. How do you evaluate the results? How do you visualize them? What indication? And how do you make suggestions? It's very important for the production approach. And I would like to finish my presentation by saying that in the coming years, as academicians, I think we will be working on how to build the new generation of big data experts for architecture and design and training. Thanks, Abul. Do you have any questions for Abul? Why are we sitting? Okay, next presentation is by Sema. I know that we're running late, but most people will start to give it to the lunch that comes in our I'm so happy to be here for exchanging ideas and
And thank you so much to all the people who contributed to the organization of this event, especially to Nizam Marinoğlu and Bahar Yılma. This is the location of the agenda of the event. Thank you. Today, I'm planning to talk about or speculate on some issues based on my own experience. So, the title of the talk is called When Computational Design Meets Architectural Discourse. I will not go in detail all the thresholds that happened. Affected the architectural practice and the way we design the way we think or the thresholds in the architectural education. But instead, I will focus on my own experience starting by 1999. So, as you know, some, let's say, technological inputs have been affecting not only the architecture but all the life practice. I can even mention the internet shaped the way we go to bank or the way we experience our daily life. Or there are some concepts like some theories and concepts that can earlier times, but reflected on architectural practice later, we can see some of those concepts now. How some specific methods emerge, or let's say we have been talking to those concepts in our let's say education practice. So my story starting it with the architecture faculty at 1999, and from the earlier times of my master's study, I had a chance to work with Professor Ferdinand Çağdaş and also as her courses, and had a chance to organize various workshops. In some master's class, it has been our space that we have been working. I have been working since 2007. So from let's say earlier my master's study supervised by Dilan Çağdaş, we have been concentrating on to the lack of communication issues, especially during the design process or representing the design idea, and I have been observing those that let's say lack of communication issues during this like intense student workshops, different phases of the workshops, or let's say now to our students from them, or also we organize some structures to complete exercise. How the students convey different parts of design knowledge and how they express. We have been looking to their how they do their gestures, they understand how they express in, let's say, by stage diagrams or what kind of words their vocabulary, but how they describe something to others. So also we observe there are some things that cannot be described by verbal. So, yesterday I started to note some, let's say, the topics that students are
meaning by describing their design idea. For example, so that you have been encountered with those concepts more with, let's say, during meetings and other times, the design discussions, the attention points, the information analyze, dance command. Describing your ideas like I, let's say, use the small analyze. So we haven't, let's say, time to discuss why or how, why we do need this analyze. Let's say, when examining this sort of the other observations from the, let's say, journey meetings that for about 3 years we have been looking to observe the transcripts of the journey meetings to make this presentation in my PhD study. So, learning students, like words students are using, we also have a chance to understand a little bit how they think or how they structure the idea or how many times they demand some specific, let's say, learning some specific methods. We can call it like the verbal imagery, the language they communicate with them. Also, there is, let's say, like all the design representations, visual imagery layer. And what we have been using more in the previous years, but also the explanation imagery cannot be also expressed by visuals, but let's say also includes the other modes and modalities of communication plus the previous experience that someone has used. So, coming up to the, like, what are the tensions, what are conflicts that we are all, let's say, experiencing today? One of them is the tension between we are all dealing with the abstract expression, but sometimes students are not into the connection between the link between the they're making connection between their concrete experience and abstract abstraction. And during the global design communications, there are also tensions between the concept and meaning. By the need for concepts. Or some concepts that can generate more than one meaning, being open to generate more meaning. And the origin of something from the text and translation of them to different scope. And consider all in the context. So, those tensions sometimes cause the communication or misunderstanding. On the other hand, also have to keep the potential to create, generate new knowledge. From our point in architecture design process, or architecture design process, problematic. In general, at least in the last part of the 20th century, there are some, like, origin domain of some concepts, some words, some methods. Generally, those are the from the natural science, like biology, or the world itself, general, let's say, the actual experiencing domain. And in general, the technology developers first inherited those concepts, and then they have to make optimizations, pick up, use in specific context. After that, with some delay, we are inventing those concepts and methods. So this is one of the crucial reasons why in architectural education, we cannot, let's say, students cannot interpret and cannot digest those concepts. So any kind of
in terms of delivery bridge between the origin domain or, let's say, the vertical and horizontal meetings between the architectural students, engineering students, or just looking, making observations from the origin domain, making abstractions, their own abstractions, and then develop ideas on it. My bridge goal here. So that's some exploration from one of the specific program for national research in Istanbul University. Here you see some existing libraries and the implementation of them. In general, as architects, they are not capable of, let's say, or maybe it's not necessary as well. Interpreting the existing libraries, existing possibilities, methods, but in general, we tend to apply them to different problems. So this is not just the export, how some algorithms can interact with your body. And let's say, how the she is in library. So, can you change the initial assumptions or the system change? This year, in we made a series of experiments on this issue. This is some of them, just a small report. Study is still going on. You can find more in the website below of the course, computingandmakingprogress.com. So, like looking to the physical environment, comparing the potential by themselves, and then try to translate and structure those findings to computer environment. This is just one of them. Some participants of the course, one of them will be also in the session this afternoon, they made, the same each time I'm impressed by groups of students. They were making, like, using the colors in the physical environment, then the same painting board by using those magnets. Actually, for this bridge between the, like, actual world and and the computational world, the information also according to my goal something university, and I worked in one semester studio to explore different pedagogical approaches. So, actually, we are still trying. We are lucky that each time we are trying and looking to the reflections of some pedagogical approaches from, like, first year students, architecture students, second year, third year, and then master and PhD level. Or in workshops, we are looking to what happens in vertical collaboration. For the new process, in bachelor level, it's hard for the students to deal with all things at the same time by the perspective of the traditional studio. So we need to make a little bit careful and let's say make small before digest both context. That firstly they will be more familiar, and afterwards, after some attempts, they can let's say adapt those and also we call it like entering some concepts, like
taking some concepts or asking some concepts from them based on their own experience. And we have to offer up in some other classes. So instead of like taking all the digital inputs and applying them directly to the conventional architecture design process, and also instead of taking those things only as discrete relations or by complex knowledge that just being distributed, what we have been trying is those things as they develop both processes we can follow as for each studio, for each studio, tools that enhance they articulate their idea or give different inputs has been different, but instead of just providing the all technical issues as a like isolated field or taking all these things in the design field as they are still dealing with the context to create relations in the space, we have been guaranteeing like different things in this industry situation. So this is from a paper published in Cardio, which is probably so clear that we have discussed our approach. That they have in the some device like a bit. We need some let's say cycles between different physical environments in general. So we separated the semester groups into let's say kind of some models that we can contract dialogues. Taking those things to let's say the limitation and potential of those tools or technological interface that we are dealing with. Has a graph expressing how the engineers or the like platform engineers in my work in general interact with the technology from 1944 sorry for the wrong let's say of the group, which is labor and monopoly of capital. Breverman says, in, let's say, first part of when technology became an input to some production and fabrication process, people are more encouraged to explore new things. And then they can personally contribute. But after some connections have been made, then the standardization and optimization process comes. And the more you keep yourself to those standards, the better. Technologies for us. After some specific time, this, let's say, structures translate and let's say, as a person, our creative contribution is not needed anymore. Personally, I'm more interested in the whole the first part of this structure. In which the new knowledge now constitutes yet for the unexplored part, I call it the how to let's say being
actors in the moment production part. In regard to this, let's say, structure, I cannot make very, let's say, clear separations. Of course, in the standardization of mediation process, the more you produce, then it affects, you explore the amount you can explore from it, is, of course, but in the first part, the exploration, experiencing part, you are more actively involved in the knowledge production, and only in this, after this part, the discourse of the, or the vocabulary of students will be changed. Otherwise, if we only study this normalization or just using the existing library part, but I think in the near future, this conflict between the architecture student use will go on. So, according to depending on my own experience, I can only say that career state makes a difference. For example, last year, I can be that. First year graduate student in 6 months in Poland market, and in 6 months he created, he made some printer store, now he's working on other things. About 6 months ago, he was just a participant of something. So I have been learning a lot from the bachelor students and their energy as well. I think this is the only thing which makes the difference. Otherwise, still in the end, the students may still talk on some effort or how many times they have spent it, instead of talking about the architectural ideas or space or spatial issues. So, thank you for your listening to this channel. Dr. Chaldash for the encouragement since my master's studies, and also to give a possibility to involve different studios. Also, thank you, Hoca, for his contribution. Feedback during my PhD studies, and also Gizan for listening to me and giving me feedback, stretching my ideas, reflecting my ideas back to me. So let's say that I want to share this, thanking with you. Thanks for coming. Any questions for Simone? Or are you all hungry? Yes. Before we watch, I want to share one thing that we did yesterday very briefly, because we already postponed the live for half an hour, so we're going to very soon. This is a workshop that we did at Bulgaria's second year Art 201 studio, part of 02, so it's kind of a now for tradition. So you can call it a tradition workshop part of this conference. So it's a one-day workshop organized by Miguel Hoctur, Sema, Etan, and me, and all the second year studio instructors. So you can check this website. It's a WordPress website that we did yesterday. We finished tomorrow at 9. So it's quite like we just put everything, just like very brief example. But like what they did was like, what? Yeah, these are the name of the group. So, you know, not name of the project, but, you know, you can, like what they did, like not all, but kind of 8%, I guess they finished producing their models using the basic capacity. So we started by teaching them Russian, right? Then, well, the problem was to like, make a vertical connection in the asansor area in
It is. So it's called vertical algorithm. And this one of the example, the three sentence, that's what the basic sentence is everything here. So design, you know, teaching software and the end of the day was models, but this kind of is an example. Of course they're not all like wonderful, but I think the one day version part is quite so the website is translation.com. So this is like one example with our sensor area, the sketches, the yeah, from 9 to 7 we expected, but it was 9 to 9. Anyway, thanks everyone. Let's keep it through here. And the next session will be by Ethan. Will be moderated by Ethan Güray from Masih İstanbul Teknik University. And we will have the young professors and young graduates and undergraduates. Okay, thank you.